Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Picatel Air Max 101 serisi edisa e modemlerin kullanım, e, kurulum ve kullanım hakkında bilgiler vereceğim. Kullanıcı ismi şifresi ve kablosuz isminin değiştirilmesi, kablosuz şifresinin değiştirilmesi işlemlerinde bu videomuzdan sizlere anlatacağım. İlk olarak modemimizi ben bağlandım, wireless olarak bağlandım. Mümkün ise kablolu internet ile modeminizi bir bilgisayara bağlıyorsunuz. Mümkün değilse kablosuz internet, benimki gibi kablolu girişi olmayanlar kablosuz internette de bağlanabilir. Cihazımız daha önce kullanılmış ise bir resetleme tuşu olacak. Arka tarafında bu reset, resetleme tuşu sayesinde cihazımızı ilk aldığımız günkü fabrika ayarlarına geri getirmemiz gerekebilir. Sizlere tavsiyem cihazımızın resetleme butonuna bir 10 saniye basa tutarak çalışırken modemimiz cihazımızı fabrika ayarlarına geri getirelim. Çünkü bazen şifresi değiştiriliyor kullanıcı tarafından bizim söylediğimiz şifrelerle giremiyorsunuz. Şimdi ne yapıyoruz? Modemimizi resetledik, tekrar açtık. Modemimize wireless olarak bağlandık. Herhangi bir tarayıcıyı açıyoruz. Chrome olabilir, Edge olabilir, Mozilla olabilir, Safari olabilir. Tarayıcımızın adres çubuğuna 192.168.1.1 yazdıktan sonra tıkladığımızda karşımıza bu ekran gelecek. Kablosuz ağımız, cihazımız fabrika ayarlarıyla karşımıza geldiği için bir şifresi yok. Buna bir şifre koymamızı belirten bir uyarı sayfası gelecek. Hemen altında ise gelişmiş ayarlar yazan yer var. Gelişmiş ayarlara tıklıyoruz. Burada bizim modemimizin kullanıcı ismi ve şifresini isteyen bir ekran göreceksiniz. Kullanıcı ismimiz admin. Şifremiz ise password. İngilizce şifre anlamına gelen password kelimesini yazdıktan sonra oturmaç diyoruz. Ardından karşımıza bu ekran gelecek. Bu ekranda sol menüde aygıt bilgisi gelişmiş kablosuz dia diagnostik yönetim yazan menüleri görebilirsiniz. Modemizin kurulumunu yapacak olursanız yani TTNET veya Süper Online veya o tarzda bir EDS kullanıcı ismi şifresini ilk defa modeme girecek olursanız gelişmiş kurulum yazan yere gelip sağ taraftaki şurada görmüş olduğunuz ayarla yazan düğmeye tıklayıp Buradaki 835'i 835 oynamıyoruz. UBR'yi de oynamıyoruz. Etkin olarak kalıyor bu. Bilir diyoruz. PPOE yazan yer seçili geliyor. Altta da LLC yazan yer seçili gelecek. Onları da oynamıyoruz. Daha sonra ileri dediğimizde PPP kullanıcı adı şifre yazan yere TTNET veya Super Online hangi internet hizmet sağlayıcınız var ise onun kullanıcı adını buraya şifresini de buraya yazıyoruz. PPO serisi adına TTNet yazabilirsiniz. Boşta bırakabilirsiniz. Daha sonra ileri deyip en sonunda yine buralara oynamadan kaydet dediğinizde kullanıcı ismi şifrenizi TTNet'in size vermiş olduğu kullanıcı ismini modemin belleğine yazmış oluyorsunuz. Modem kurulumu internet için kurulum, gerekli olan kurulum bu şekilde. Peki wireless şifremizi nasıl değiştireceğiz? Wireless şifresini değiştirebilmek için yine sol menüdeki Ayrıt bilgisi gelişmiş kurulum yazan yerde kablosuz yazan yere tıklıyorsunuz kablosuz yazan yerdeki şuradaki SSID yazan yer cep telefonu veya bilgisayarlarda bağlanmak istediğiniz kablo sizin kablosuz ağın ismi Picatel yazıyor. Siz bunu kendinize göre Türkçe karakter olmayan bir isim belli bir uzunlukta olacak bu. Örneğin şöyle uzattığınızda zaten ne kadar yazabilirsiniz? Çok uzun vermiyor. Uygula dediğinizde hata verebilir büyük bir ihtimal. Türkçe karakter olmayan normal uzunlukta bir isim veriyorsunuz. Bu sizin valisinizin ismi olacak. Yine aynı menüde sol tarafta güvenlik sekmesini açıyorsunuz. Güvenlikte hangi SSID yani hangi kablosa şifre vereceğiz? Biz Picatel yazan yere vereceğiz. Pikatel yazan yere A kimlik denetimi açık olacak. Web şifreleme yazan yer etkin değil yazan yeri açıyorsunuz. O da etkin değil seçili kalacak. Bizim işimize yarayacak olan yeri neresi? A kimlik denetimi yazan yer. Orayı açıyoruz. Burada VPA2 VPA tire PSK yazan yeri seçiyorsunuz. Bu şifreleme yöntemi birçok notebook, tablet ve cep telefonları için en uygun olanıdır. Yani biz bunu kullanıyoruz. Hemen altta web, VPA paylaşımı şifre yazan yer kablosuz ağınıza vereceğiniz isme yani şu pikateli yazan kablosuz ağınıza bağlanmak istediğinizde karşınıza gelecek olan şifre de burasıdır. Buraya da bir şifre yazıyorsunuz. Şifrenizi buradan görüntüleyebilirsiniz yazdığınız şifreyi görmek istiyorsanız yazarken buradan da görüntüleyebiliyorsunuz. Daha sonra bu şifremizi kaydet, uygula dediğinizde artık şu isimli ağınıza bu şekildeki burada yazdığınız şifreyi vermiş oluyorsunuz. Dediğim gibi ilk başta şu 192.168 ekranında gelen kullanıcı adı şifresini kullanıcı adına etmin şifreye password yazdığınız halde giremiyorsanız modeminizi resetleyin. O şekilde modemin orijinal ayarları, fabrika ayarlarındaki kullanıcı ismi admin, şifre şifrede password'tür. Bu şekilde girmeniz gerekiyor. Giriyor olmanız gerekiyor bu şekilde. Yine sol taraftaki giriş kurulumundan EDSM modem kurulumunu, internet kurulumunu yine alttaki kablosuz sekmesinden ise kablosuz güvenliği ismi hepsini de buradan yapabiliyorsunuz. Bu modemin kurulumu ve Wi-Fi şifre ismi değiştirilmesi, şifre konulması modemin girişte kullanıcı ve şifresinin bu şekilde anlatabiliriz. Kolay gelsin arkadaşlar.